kentimizin kendi atıklarından, kendi kültürel miraslarımızı yapalım noktasında 7 sene evvel karar verdi. İşte Dünya Çevre Örgütü'nün yapmış olduğu sanatsal etkinlikler katılmak için hem kentimi tanıtayım hem de geri dönüşümden bu kentimizin kültürel miraslarını yapmış olalım hem de tanıtmış olalım noktasında bunları yıllardan beri yapıyorum. Maksadım da şu, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesine bölgede hatta Türkiye'de tek sanatsal destek, ben İlker Çorbacı olarak iddialı bir cümle oldu ama tek ve destek veren benim. 7 senelik bir çalışma var burada. Hepsi de geri dönüşümdendir. Birazdan da içeride görüntülerini de alabilirsiniz. Kendi içinde 5-6 tane projeyi barındıran, bunlardan bir tanesi turizmdir. Onu kısa başlıkları söyleyeyim. Turizm, eğitim, sanat ve geri dönüşüm. Olmak üzere 4 proje ayağı vardı. Şimdi turizm açısından bakarsak şudur. Mesela bir türlü bir destinasyon yapsak, yani burası gibi devamlı kalsa, gelen misafirlerimiz daha kenti gezmeden, şehrin işte tarihi kültürel binasını görmeden gelse, işte bunların kendi atıklarından yapıldığını ve yanlarında ise işte hangi yüzyıllarda ve nerede oldukları açıklamaları Türkçe ve İngilizce yazsa, daha kenti gezmeden bunları şehri gezmiş olacak. Yani bir adımda ordu üye diyebileceğimiz bir proje çıkıyor burada. Diğer ikinci ayağı ise eğitim. Şöyle ki mesela işte çevre ve temizlik dersleri veriliyor okullarımızda. Öğrenciler işte çevre ve temizlik derslerine gelseler, burası pilot bölge yapsak bu üniyeyi, gelseler gezdirsek bunların geri dönüşünden, atık maddelerden yapıldığını anlatsak ve onların yaşlarına ve sınıflarına uygun projelerimiz de var. Şablonlarını bizzat kendim yapıp, kendilerine ise bir dahaki derste ise işte tarif ettiğimiz malzemeleri kendileri toplayacaklar atıklardan. Gelecekler, şablonları da biz vereceğiz, çizimlerini yapacaklar. İşte kızlara işte evdi, erkeklere ise işte motosikletti, uçaktı vesaire. Mesela bunlara göre not alsalar, efendime söyleyeyim. Şimdi bunu yapan insanlar, çocuklar, çünkü hem bir çevre bilinci aşılamış olacağız, en önemlisi bu. İkincisi de mesela o motosikleti uçağı yapan evladımız büyüyünce aslında çocukken onun aklına bir subliminal bir mesaj bırakmış oluyoruz. Bunun gerçeğini niye yapmayayım diyebilecek. İçinden sanatçılar, içinde biraz hani sanatçı ruhu varsa sanatçıyı keşfetmiş olacağız. İçlerinden mühendisler çıkartmış olacağız. Çünkü niye? Sadece bilgisayar başına hani şu anki günümüz toplumumuzda en büyük şikayet ettiğimiz İşte çocuklarımız işte bilgisayar başına hapsolmuş vesaire. Ne oyun oynuyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Hayallerini bile kaybediyorlar. Hayallerini kaybeden bir toplum, çocuk, ülke ne kadar ayakta kalabilir? Çocuklarımıza hayallerini geri vermiş olacağız bu konuda. Çünkü yaratıcılığını aktivite etmiş olacağız. Bu geri dönüşüm projelerinden. Yani bu da bir destektir. Diğer ayağı ise sanat demiştik. Şöyle ki, bu saygın projeler zaten eğitim, geri dönüşüm ve sanat ve turizm alanında zaten Avrupa Birliği bunların ileri derecede desteklediği projelerdir. Hem şehrimiz, kentimiz bundan faydalanacak. Öyle ki en ufak misalini vereyim, işte diyelim ki sanat adında proje yardımcı, işte Erasmus programında öğrenci takasında sanat okullarından bu sanatı öğrenmeye gelecek olan insanlar olacak ya da geleceğin sanatçılarını gönderecekler bize. Efendime söyleyeyim, bundaki bu işin felsefesinde şu var çünkü. Bütün kentler, global anlamda söylüyorum, kendi atıklarından kendi destinasyonlarını yaratabilirler. Yani hani en başta demiştik ya işte, daha ordu dünyayı gezmeden
gelecek hem geri dönüşümden hem de şehri gezmiş olacak. Yani minyatürünü görmüş olacak boyutlu olarak. Ve geri dönüşüm olması da akılda daha kalıcı olmuş oluyor. Çünkü yok. Efendimiz'in düşünün ki işte senede 80 öğrenci geliyor. İşte 4 ay kalacaklar. 4 ayda 2 tablo yapacaklar. 160 tane tablo yapıyorlar. Bunları gönderen ülkeler demeyecekler mi? Yani biz bunları gönderdik. Bunlar ne yapmışlar, ne etmişler? Yılın sonunda sergi yapılacak. Kendi ülkelerinden gelen medya bunu takip edecek, öyle mi? Çünkü ilk bir şeyler yapılıyor ve Ünye'de yapılıyor. Yani bu bir festivale dönüşebilir. Dünya Çevre Örgütü ya burada bir şeyler oluyor, bizim de bir görmemiz lazım. Yani otomatikman dünyaya kendi sanat üzerinden reklamımız yapılmış olacak. Ve bu işin doğuş yeri de Ünye olacak. Ünye orada olacak. Yani bu kadar geniş kapsamlı bir projeden bahsediyoruz. Yani dalga dalga yayılabilecek. İlk önce buradan başlayabiliriz. İstiyoruz ki Ünye Ordu'da başlasın bu iş. Bu 4 ay boyunca kalacak işte yabancı misafirlerimiz ne olacak? Buranın gastronomisini görmüş olacaklar, tatmış olacaklar lezzetlerinden, yöresel terimler. Buranın Ünye'nin Ordu'nun tarihini görmüş olacaklar. Efendime söyleyeyim, yaşam kültürünü görmüş olacaklar. Burada yeşil ve denizin, mavinin bir arada harika bir yer olduğunu görmüş olacaklar. Yani bunlar 4 ay burada sadece bunu öğrenmeyecekler. Bizi de öğrenecekler. Ne diyecek? Ya burada çok güzel bir yer var falancı yerde. Dolayısıyla yani bizim reklamımızı yapmış olacaklar. Hani uzun vadede bakmak lazım bu işe. Ha, bu işi yapan sadece benim. Ama ben de birilerini yetiştireyim ki benden sonra Ünye'de bu iş devam etsin. Bu sanat devam etsin. Yani orada yani bu il sınırlarına mal olsun diyor. Diye uğraşıyorum. Ve bu yüzden de Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesine tek destek ve en büyük sanatsal destek ben İlker Çorbacı olarak veriyorum. Seyhan İhtiyaroğlu Sayın Muhtarımız ablamızın cumartesi günü bir düzenlediği bir etkinlik var burada. Efendime söyleyeyim bu yöresel tatlar adı altında yöremize ve mahallemize özgü olan şeyler. Ben de Sayın Seyhan İhtiyaroğlu muhtarımıza ve ablamıza destek verme amacında cumartesi gününe kadar bekletiyorum. Muhtemelen cumartesi akşamı kaldıracağız. Projelerim işte bu tek proje gibi görürken ama içinde 5 tane projeyi barındıran küçük küçük satır başlarının altını doldurmaya çalıştım aslında. Yani siz konuşabilirsiniz, saatlerce konuşabileceğim bir proje bu. Çünkü 20 yıllık bir birikim var bu konuda. 7 seneden beri hazırlamış olduğum bir sunumun küçük parçası, öyle söyleyeyim ben size. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.